Farfara, farfara, ateş de düştü şalvara, ağzım dilim ulan şu özel çillere komşu olamadık gitti be. Eme boğum bu yaman zıngalın terabiyesi kazanırsa olurum vallahi. Mert Aksoy'a göre gelecek, bakacağız. Oy farfara, farfara, ağzım dilim ulan. Şolanım. Aa, burada mı oturuyorsunuz siz? Şöyle evde oturuyorum. Aa, bak vallahi doğruymuş. Daha kavuşmayabiliyor mu? İnsan insana kavuşuyor namusundan, görüyor musun? Ne arıyorsunuz mahallemizde? Seni takip ediyordum adam. Şaka ediyorsunuz değil mi? Herhalde. Sormasın, hep kafana ne oldu öyle? Azıcık kırıldı. Aa, yoksa karın mı kırdı? E haklı tabii. Hangi kadın kocasını televizyonda o halde görse köpürür vallahi. Yok canım, başka türlü kırıldı. Ben sana anlatırım. Sen bu mahallede mi oturuyorsun? Ay yok ayol. Bizim adres bir arkadaşım var, ona misafir oldum. Tabii bizim masaj salonu şimdi kapatılınca ben ortada kaldım. Ya, patronun başka iş yeri yok mu? Yok. Ama olsa da beni çalıştırmaz artık yani. Niye? Karakolda yediği herzeleri bir bir anlatınca düşman kesildi bana hamşo. Şimdi iş bulamayayım diye her yere kötülüyor beni. Seni öldüreceğim diye tehdit ediyor. Ne yapacaksın peki? Artık serbest takılacağım. Liberal yani. Bir yere bağlı olsan, tıkanın olsa daha iyi olmaz mı? Madalya mı takacaklar dükkanda olunca? Ne? Al sana dükkan. Alo, tık hemen. İyi, sen işi bitirmişsin. Herhalde be anam. Bana bak, sen beni bir kere aradın mı telefonla? Bak şimdi, patron bana iftira atınca ben dedim ki bir başka kente gideyim istedim. Gözden falan ırak olmak için. O ara seni bir kere aradım. Ne de olsa seni ilk defa ben masaja götürdüm. Televizyonlarda çıkmana sebep oldum. Bir de vicdan azabı çektim yani. Yok canım, olacağı varmış ya. Neyse yani sonradan vazgeçtim gitmekten. Korkmuyorum patrondan. Mücadelemi kendim burada vereceğim. Ateş olsun, cürmü kadar yer yakarıyor. Helal olsun, çok bilekli kadınsın. Öyleyimdir namusumdan. Ezdirmem kendimi katiyen. Taksiyi, tak... Aa, dur mu yapamıyor? Ne oluyor? Diyor mu? Ha. Sabahtan bir telefon geldiydi, oraya gidiyorum. Vallahi 6 aydır aramıyordu. İlaç gibi geldi, inanır mısın? Kelle kulak yerinde yani. Daha ne istiyor seni? Hadi ben gidiyorum artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Telefonu biliyorsun, ara. Ararım, aynen anacığım. Masaj yaparım bir gün sana. Kız beni almadan nereye gidiyorsunuz be? Kız sen son zamanlarda gelmiyordun ki durağa. Hem hele geç kalıyorsun zaten. Geldik işte, gari konuşmayın be. Ama böyle de alıngan işte. Kız kakılmış. Ne? Yokmuş be. Otobüsler hep böyle dolu mu geçiyor diyecektim. Kız sen sanki başka bir şey soracaktın da başka bir şey diyiverdin. Söyle ne diyeceksin? Yok vallahi be. Onu diyecektim işte. Kız ağlamın adını verme, bu nedir be? Söyle ne diyeceksin de? Kız delirtme insanı be. Derdini diyeceksin. Aman yok be. Hah, otobüs geldi, hadi koşun. Kız bilet unutma. Kız bilet unutma. Kız bilet unutma. O önlüğe bana da ver. Hele bir şey üstüne vereceğim. Yok, onun üstü böyle lazım diyorum. Ben bilemiyorum. Örnek üstüne. Ay artık dayanamayacağım. Söyleyeceğim be. Ne söyleyeceğim? Zaten kıvırtıp duruyorsun. Ne söyleyeceksin? Söyle. Ne duruyorsun? Ben var ya. İtilmiş enişteyi gördüm. Ne var bunda? İlk defa mı kuruyor? Emre yalnız değildi. Kim vardı yanında? Söyle be! Şey be, televizyondaki sarışın kadın vardı. İşte o kadın, bu işte!
ağız ağzı vermiş konuşuyorlardı. Bak gördün mü? Şimdi bana inandın değil mi? Ben ne edeceğim? Ben bu karı elimden alacak benim herifi. Karaçalı gibi girdi aramıza. Sen bana onun adresini versene. Ne yapsın sen? İşe gitmeyeceksin mi bugün? Yok. Sevinç Hanım da bugün yarım günlük işim vardı. Hastayım derim, bir şey daha uydurma, anlayışlı kadındır. Bu iş daha önemli. Hangi iş be? Aman kız, ben sana sonra anlatırım. Şu adresini hele bir yazayım da dur. Dur şimdi. Ben ne yapayım, ben nereye gideyim? Sen üzülme canım, hallolur. Benim de dünden az bir işim kaldı, hemen bitireyim ben de gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz, görüşürüz. O kadın kocanı büyüyle bağlamış. Kocam cinlerin emrine girmiş. Cinler ne istese onu yaptırıyorlar. Amanım, aklıma gelen başıma geldi. Ben ne diyeceğim ben? Ağlamayı bırak da dinle. Tamam, dinliyorum, kulağım sizde. Hiç telaşlanma, bu durumdan kurtulabilirsin. Nasıl kurtulacağım peki? Bak şu bidonda okunmuş su var. Ay Cenab-ı Rabbi, o büyülü yani değil mi? Sabırsız olma, dur da anlatacağım. Ha, dinliyorum ben. Bu suyla kocanın başını yıkayacaksın. Yok, bu iş yatar. Niye? Benim kocam 40 yılın başı yıkanıyor zaten. Bu sene üçünde bu büyü tutmaz. Ama bu büyünün bozulmasını istesen sen değil miydin? He? Ne yap yap, suyu başından aşağıya dök. Madem dökmek gerek, dökerim. Bak şimdi bu kaşıkları vereceğim sana. Ana yoksa ben bunları alıp bitirmişim karşımda şıklık şıklık oynayacak mıyım? Oynamayacaksın. Bu kaşıkların içine kocanın o kadının isimlerini yazacaksın. Sonra bu kaşıkları böyle sırt sırta dayayıp tülbente bağlayacaksın. Peki bu kaşıkları niye böyle zırt sırta vereceksin? Kocam da o kadın sırt sırtları ölsün diye. İnşallah, inşallah. Peki sonra başka? Sonra tülbente sarılı bu kaşıkları mezarlığa götüreceksin. Mezarlığa? Gece götüreceksin. Yok, bu iş yatar, ben yapamam. Niye? Ben korkarım, ben mezarlıktan korkarım. Bir de gece gideceğim vurulur, vallahi yapamam ben. Büyünün tutması için götürmen gerekiyor. Mutlaka gece mi gitmem gerekiyor? Evet. Gece gideceksin. Abi. Ne diyor? Buyur. Gideyim bari. Ay. Ana. Ay. Kız. Kakılmış. Ne oldu kız? Vallahi anca yetiştim. Şimdi bu suyun ha. İtilmiş yıkanacak. Dur şuna. Şöyle. Ne bunu da? Bu kaşıklar da zırt zırta verilecek, bir tülbente sarılacak. Sonra mezarlığın yolunu tutacağım. Kız vallahi ben anlamadım bundan hiçbir şey. Şimdi ayaküstü anlatayım, gel evde anlatırım. Ha. Ver bunu ver. Hadi yürü. Kolay buldun mu bari burayı? Ha, biraz aradım ama her sıram yokmuş be. Nerede? İtilmiş eniştemin adını yazdım. Bakayım. Vallahi benden daha güzel yazmışsın. Aferin, şimdi karının adını yaz. Tamam. Karının adı neydi? Adı Basu. Şule. Şule he? He, oku da aklı yazıyor. Bak, çok biliyorsan kendin yaz. İyi iyi, bir şey demeyeyim, yaz. Kız elime konuşma be. Bir şey demeyeyim be. Şule. Kaşıkları yazdık. Hı. Tülbente sardık, sırt sırta verdik. Tamam, onlar kolay da. Ben o suyu itirmişim, kafasından aşağı nasıl dikeceğim, onu düşüneyim. Kız sen onu geç. Asıl gece yarısı mezarlığa nasıl gideceksin onu düşün. Ha, bir de o vardı değil mi? Aman o. Korkma kız, ben sana yardım ederim. Benim adam burada yok, uzun yola gitti. Mal götüreceğimiş. İyi diyeyim de bir evden nasıl çıkacağım? İtilmiş sonra bunu nereye gideyim diye. Ne diyeceğim ben? Bir çare bulmak lazım. Buldum kız, o çareyi de buldum bak. Ben seni akşam evden ararım. He? Derim ki kız kakılmış, benim adam yok, pek korkuyorum. Sen hemen iki adım bizim eve gelirsin. İtilmiş eniştem artık ona müsaade eder diye mi? Oradan da hemen bir koşu gider, bunları gömer gelirsin. Ah bununla bin yıl şey mi? Yazdın mı? Yazdım yazdım. Bakayım. Vallahi çok güzel oldu be. Ana ben küçük diye var ya doğum nerede? Çok güzel kaşık havası oynardı. Bu bir çifti vardı mutfakta. Ama kız... Dur getireyim ben şu kız çarpılın marpılın kız. Kız kakılmış. Kız ne yapıyorsun kız? Bak kız çarpılacaksın şimdi o kaşıklarla, ne diyorum ben? Bir şey olmaz, deli değil mi? Burada şimdi. Sinefkenin yoğurdu, aksini kimler doğurdu? Seni doğuran ana, balilen de yoğurdu. Ahee.
yandım. Ahiye, 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 ahiye. Eşmeşim gel gel. Kururum gel gel. Ver olmaya mı? Can yoldaşım gel. Eşmeşim gel gel. Kururum gel gel. Can yoldaşım gel. Ahiye, ahiye, ahiye. Kör olmaya ne? İnce ince.